Mehmet Tezkan, 7 Ekim 2022, halktv.com.tr. Erdoğan'ın anayasa tuzağı. Daha önce de söyledi. Meclis açılış konuşmasında üstüne basa basa tekrarladı. CHP'nin başörtüsünü yasal çerçeveye oturtalım çıkışına anayasa değişikliği önerisiyle yanıt verdi. Soru şu, Erdoğan anayasanın hangi maddesinden şikayetçi? Aslında şikayet ettiği tek madde yok. 2010 referandumuyla Fethullahçıların istediği doğrultuda anayasa değişikliği yaptı, referandumdan geçirdi. 2017 yılında MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin teklifi Yüksek Seçim Kurulu'nun katkısıyla yine anayasa değiştirildi. Bırakın anayasayı, rejim değiştirildi, rejim. Rejimi bile değiştirdik ama 12 Eylül darbesinin izlerinden kurtulamadık diyorlar, öyle mi? Erdoğan, 12 Eylül anayasasının verdiği nimetlerin daha fazlasını tepe tepe kullanıyor. Ama bir kez daha anayasa değişikliği istiyor. Neden? İktidara soruyorum, 12 Eylül'ün izlerini neden 2010-2017 referandumunda silmediniz? İstismara açık kapı bırakmak için mi? 2010 referandumunda 12 Eylül darbecilerine yargı yolunu açmadınız mı? Darbecilerle hesaplaşmak için anayasayı değiştirmek istediğinizi söylemediniz mi? Aslında gerçeği biliyorsunuz. FETÖ'cüler istediği için anayasayı değiştirdiniz ama 12 Eylül'le hesaplaşma şemsiyesine sığındınız. Yalan mı? Yanlış mı? Hala aynı söylem. Kılıçdaroğlu kamuda başörtüsünü güvenceye alalım diyor, AKP yine anayasa değişikliği istiyor. Son aylarda anayasa değişikliği Erdoğan'ın diline pelesenk oldu. Anayasa değişikliğiyle istediği her şeyi aldığı halde, anayasa değişikliğiyle rejimi değiştirdiği halde, anayasa değişikliğiyle tek adamlığını ilan ettiği halde, neden bir kez daha darbe anayasasından kurtulalım söylemi altında yine değişiklik istiyor? Nedeni açık ve net. Erdoğan, anayasa referandumunu kaldıraç olarak kullanmak niyetinde. İstiyor ki türban, başörtüsü, tesettür konusunda anayasa oylaması yapsın, oradan aldığı güçle seçime gitsin. AKP'ye, Erdoğan'a manivela lazım. Onun peşinde. Muhalefet de bu oyuna gelmez sanırım. Gelmemeli. Mehmet Tezkan.